Selamünaleyküm kıymetli dostlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Durmaz gider bugün Mahmut Ayaz hocamla birlikte Güncel Dini Konular adlı programın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine sizlerden gelen çok güzel dini sorular oldu. Bunları inşallah bu bölümde cevaplamaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam görüşmeyeli nasılsınız? Bayağı bir zaman oldu ama. Elhamdülillah. Şükür. Güzel. Rabbim afiyet versin. Amin. Hocam çok fazla seyircilerimizi bekletmeden. Ee, hemen sorulara başlayalım. başlayalım. Bu arada kıymetli dostlar e, buna benzer videolar için e, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım inşallah. <laughs> hocam şimdi bir arkadaşımız diyor ki hocam e, günümüzde bir Müslümanın olması gereken yaşam biçimi nasıl olmalıdır diyor. Yani örnek bir Müslüman nasıl olmalı şu zamanda? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şunu unutmayalım ki bu asırda özellikle şu olayların yükselmiş olduğu ve insanların, insanlığın İslam'a muhtaç olduğu bir asırda Müslüman'ın önce nefsini değil, şahsi manevi dediğimiz İslam'ı temsil eder bir yaşantısı. İlkokul çağından üniversiteye kadar eğitimde hızlı. Yaşam biçiminde iş hayatından emekliliğine kadar yaşamında İslam, ticaretinde her şeyde İslam'ı temsil ettiğini unutmamalı. Ondan sonra Tabii ki Müslümanın en kısa e, özetiyle anlatmaya baş, çalışırsak kendine istemediğini başkasına yapmayandır. Anladım. Bunu kaybetmediysek zaten dünya, ülke, dünya İslam'ın huzurunu, İslam'ın gerçek kişiliğini görmüş olacak ve İslam'dan memnuniyetimiz fazla fazla olmuş olacak. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok Şimdi ederim. yine bir başka bir soru gelmiş seyircilerimizden. Hocam e, diyor intihar eden bir kişi kafir olur mu? Yani Müslüman bir kişi nefsine uydu, o an bir boşluğa düştü, intihara teşebbüs etti ve intihar etti. Bunun Allah sonucu ne olur? Allah muhafaza buyursun. muhafaza buyursun. Evladımızı muhafaza buyursun. Bizlerin nefsimizi muhafaza buyursun. Öncelikle şöyle söylemek gerekir ki Allah'ın emirlerini veya yasaklarını inkar ile insan dinden çıkar. İnkar etmediği müddetçe dinden çıkmaz. Günahkar olur. İntihar eden bir insan kendisini şayet bir not ile veyahut da bugünkü günümüzden bakarsak kamera vesayet kayıt cihazları ile kendisi bu işi haram olduğuna dair inkar ediyorsa veyahut da bunun helalliğini söylüyor da kendini öldürüyorsa bu ne yazık ki dinden çıkmış olur. Aynı içki içen bir insan olsun veyahut da haram işleyen bir insan olsun. Bu insanın bunları helal olarak söylese ya da inkar etse haramlığını dinden çıktığı gibi bu da dinden çıkmış olur. Fakat böyle bir veriye vakıf olmadıysak büyük İslam alimlerimiz, önceki devir selefimiz bize şunu tavsiye etmiş ve şunu söylemiştir. Hadislerden gelen e, rivayetlerde insan intihar anında normal akıl melekesini yitirdiğinden ötürü, akli dengesi yerinde olmadığından dolayı bunu da nasıl ulaşıyoruz? Normalde bir insan ölmek istemez. Allah muhafaza. Tabii. Kim ki yaşamına son vermek istesin? Ama bir insan bu karara vardıysa demek ki insanın akli dengesinde bir problem olmuş. O yüzden ötürü bu melekeyi kaybettiğinden dolayı biz ona İslam Müslüman e, kimliğini yani Müslümanlara uygulanan işi uygularız. Fakat Allahü Teala kendisi arasındadır. Hesabı Allah'a kalmıştır. Düştüğü yerde ya da intihar etti ama o anda bir pişmanlık yaşadı o acıyla beraber. Son saniyeler olduğu için hocam bilinemiyor yani. Değil mi? Şey, o da ziyade o da var ama en önemlisi İnkar olmadığı müddetçe günah işlemek olduğu için biz buna kafir diyemeyiz. Yani Ve o zaman büyük günahkar olur. Büyük günahkardır. Ha o dediğiniz saniyeler saliseler içerisinde bir şeyler olmuşsa Allah'la kendisi arasında o da bizi bilmiyor. Rabbim e, yine de bu şekilde vefat Allah edenlerin günahlarını affeylesin inşallah. Amin bizleri onlardan muhafaza, öyle ölümden muhafaza eylesin. Amin inşallah. Hocam şimdi başka bir soru daha gelmiş. Hocam dışarıda ezan okunurken Kur'an okumanın bir mahsuru var mı? Yani dışarıda ezan okunuyor, bu kişi de Kur'an okuyor. Kur'an okumayı bıraksın mı? Şimdi ezan dinlemek e, adaplardan ve farz diyemiyoruz. Kuvvetli sünnetlerden. Fakat keyfi olarak veyahut da ezanı sindirmeye çalışmak için... Ee, orada farklı işler yapmak ne yazık ki bu insanı dinden de çıkartır. Çünkü ezanı sindirmeye çalışır. Ama bir insan Kur'an okuyorsa ezanı ondan başka dinleyen var ise çıplak ezan dediğimiz normal e, camide okunan ezan ise bunu e, dinlemesi güzeldir. Fakat kendisinden başka dinleyenler varsa. Ezanı rahatsız edecek şekilde Kur'an okumuyorsa, sesini engelleyecek şekilde Kur'an okumuyorsa Kur'an'ı yani, bölmesine gerek yok. Anladığım kadarıyla bir sohbet meclisinde bir Kur'an okunuyor. O anda ezan okunuyor. Yani o sohbet meclisindeki okunan o Kur'an dışarıdan gelecek ezan sesini duyulmasına mani olursa mekruhtur. Tabii otur. Ama onun haricinde Kişi evde kendi Kur'an okurken de ezan okunduğunu kapatması daha uygun olur hocam. Ya uygunluk doğrudur. Peki bazen yetiştirilmesi gereken programlar olur. Bazen işte bir Yasin Şerif'in son bir iki ayeti olur. Hani Perşembe akşamları, Cuma akşamlarına mülhasır kılmak da istemiyorum. Ben bu konuda biraz şeyimdir. Yani Kur'an-ı Kerim Cuma akşamına has değildir. Kur'an-ı Kerim her zaman okunacak, evet, her hocam. gün okunacak, gazete gibi haberler gibi her gün okunup izlenecek şeydir. Tabi e, dinlemek en güzelidir. Şimdi hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi başka bir soru daha var. E, hocam bir sorum var diyor sizlere özellikle gençlerin en son şey şu zamanlarda giydiği yırtık pantolon hocam şöyle dizden evet. üst yırtık veya paçadan. Bundan namaza engel oluyor mu yani? Setre hmm. avret meselesi var ya namazın evet. şartlarından. Buna engel midir diye bir soru gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle şunu unutmamak lazım ki biz kimliğimizi unutmayalım. Bizim kimliğimiz Müslüman. Demin videonun başında söylediğim gibi biz İslam'ı temsil eden bireyler olarak her şeyimiz İslam'ı temsil etmesi lazım. Gidiğimiz elbise bizim kişiliğimizi, kesvemizi gösterdiği gibi temsiliyet makamı da vardır. Burada namaz konusuna geldiğimiz zaman setre avret namazın farzlarından bir tanesidir. İnsanın giymiş olduğu elbisede avret mahallinin dörtte birini gösteren bir yer. Tabi avret mahalleri bölünmüştür. Bacak işte şöyledir. Diz, diz göbe kabağıyla yani. göbek, arası. Fakat işte belli bir avret olarak almıştır. Bacağı bir avret olarak almıştır. Avret mahallini bir avret olarak ayrı ayrı. Şimdi biz bacağı avret aldığımızda diz ile karsık arası dediğimiz bu baldır olduğu gibi bunun dörtte biri açıksa bunun namazı olmaz. Fakat fakat bunun küçüğü açıksa kerahiyetle beraber namazı mekruh olmasıyla beraber ama sadece farz işte vacip diye bakmamak lazım. Bir de yarın Resulullah'ın huzuruna çıktığımız zaman kimi temsil ettiğimiz sorulduğunda seni temsil ettik ya Resulullah diyebilmek lazım. Hiçbir hadiste, hiçbir sahabide böyle bir eşya giyinim olmamıştır. Bize böyle bir rivayet gelmemiştir. Zaten sağlığa da zararlıdır. Evet yani tavsiye olarak evet, da hani bu tarz kırık kıyafetin giyilmemesi kişilere tavsiye edilir. Tabii ki yani gençler bir hevesleniyor işte Yırtık moda oldu şöyle falan. Yani arkadaşlar yani giyinmiş olduğumuz elbise aynı zamanda kimliğimizi temsil ettiğinden dolayı hocamız olayı güzelce özetledi. Hocam şimdi bir sorumuz daha var. Peygamberler kabirde ne yapıyordu diye bir soru var hocam. Güzel. Şimdi Allah razı olsun hmm, soran arkadaşımızdan öyle söyleyelim. Peygamberler tabi rivayetlerden gelen kabirlerinde diridirler. Şimdi burada kafaları karıştırmaya gerek yok. Allahü Teala'nın insan oğluna koymuş olduğu bir düzen vardır, sistem vardır dünyada işleyen ceset, cesedin içinde ruh, ruhun cesetten birleşmesi ve ayrılması sonra olan olaylar. Şimdi Bize benzemezler de, yani hocam onların kabir hayatı ile ki çok farklıdır. Farklıdır. Yani. Fakat ben şuraya değin, değinmek istiyorum özellikle peygamberlerin kabirde ne yaptığı hadislerde baktığımız zaman iyi insanlar kabirlerinde mekanlarını seyrederler. Fakat bazı savaşlarda, bazı böyle afetlerde böyle olağanüstü durumlarda afetzedelerden savaştaki mücahitlerden dinlediğimiz olaylarda hikayelerde, yaşanmış gerçek hikayelerde, ee, çeşitli çeşitli dünyadan olmayan fakat dünyadaki insanlar gibi görünümlü olan birilerinin yardım ettiği, orada kendilerine e, zorda kaldıklarında su vesaire ikram ettiği veyahut da işte kendi Çanakkale'de zor, çok konuşuluyor peygamber Çanakkale'de olur. Daha yeni geçmiş burada e, Gölcük depreminde olur. Ondan sonra depremlerde Veyahut da e, bu darbe esnasında da 15 Temmuz daha yenisini konuşalım. Burada da biz böyle şeyler kulaklarımıza geliyor. Fakat şu o gelen insanlar kimlerdir? İnsan, i̇şte biz buraya gidemiyoruz. Neyin nesidir bilemiyoruz. Fakat peygamberlerde insan olarak baktık mı kabirlerindedir. Bedenleri ölmüştür. Fakat ruhları veyahut da bedenleriyle ruhları ne, ne durumdadır? Onu tam olarak bilemiyoruz. Tabi bir şeyler alimlerimiz bir şeyler rivayet etmişler. Bugün bunlardan ziyade peygamberimiz gelseydi Olması bizim aynen. yaşantımızdan, bizim hayatımızdan, bizim İslamiyet'i temsiliyetimizden acaba memnun olur muydu? Bunu düşünmek daha güzel. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Son bir sorumuz var. Hocam. Katılım bankalarından finansman alarak araba, ev almak caiz midir diye sormuşlar. Hocam bu sorular çok günceldir. Geliyor, her zaman geliyor. Yani Hocam şahsen... malum artık her yerde şu evet. krediniz hazır, bu krediniz hazır. <laughs> Vatandaş da kredi... ihtiyacı olduğu zaman hani faize düşmeyeyim de finans bankalarına gideyim İslami finans olarak. Ee, bu tarz sorular da o yüzden çok güncel. Şöyle oluyor. yapalım. Yani ben şöyle netleştireyim ve kısa tutayım bu soruyu. Ticaretin alışverişin bitmiş olduğu ve yeni ticaretin alışverişi başlamış olduğu bütün işlemler helaldir. Banka benim evimi alıp bana başka bir ticaret ile sattığında bunda sıkıntı yok. Fakat ticaretin ucu açık bırakılıp banka benim evimi benim üzerime alıp daha o anlaşmayı bitirmeden yeni bir ticaret yapıyorsa benimle ilgili bunda problem vardır. Kredi vardır. Allah muhafaza krediden Allah muhafaza buyursun. Unutmayalım ki Enes Hocam gençlere de bu işi merak edenlere de tavsiyem Allahü Teala kimseye neden kirada oturuyordun diye hesap sormayacak. Ya da neden ev sahibi olmadın diye. Neden araban yoktu diye Ama hesap sormayacak. Ama kirada kalıp da zor durumda olanlara Rabbim en kısa zamanda güzel bir gönlüne göre ev nasip etsin inşallah. Ha. Hocam şunu söyleyeyim ben şimdi bir kere Karşılaştım. araba almaya gittiğinizde size diyorlar ki tamam arabayı biz alacağız, size satacağız. Burada problem yok. Yok. Ama problem nerede biliyor musun hocam? Size diyorlar ki işte 100 lira dosya masrafı falan. Ya o zaman bu, bu araba üzerine ikinci bir akit oluyor ki bu da sıkıntıya doğru işte. Yani onların hepsini bir akit içine koysa problem yok hocam anlaşmanın tümüyle. Ama size ayrı bir masraf çıkarttığı zaman yeni bir satış gibi oluyor. Sıkıntı. Bunu uyardığınız zaman da bazen kabullenmek istemiyorlar. E şimdi diyorum ki o zaman yani isim vermeyeyim ama diğer bankalarda ne farkınız var faizli bankadan? E bu sefer de işte iş çözemiyor, müdürün çağırıyor falan. Müdürü diyorum sizin fetva heyetiniz kim? Bu 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 hoca efendiler falan. E sorun bakalım o hoca, ef hoca, efendi buna cevaz verir Vermez. O yüzden tek akit olması lazım değil mi hocam? Evet onu zaten Bunu ticaretin bitmiş olup diğerinin yeni bir ticaretin başlaması. Ama maalesef hocam akit. bu hassasiyet hepsinde yok. Bizim gevşekliğimiz Enes hocam yanlış anlamayın. Bu bizim gevşekliğimiz. Biz bunların kapısına gitmesek bunlar bu işi yapamayacak. Hocam adam mecburen gitti. En azından uyarmaları lazım. Yani tek akit üzerinden bir ticaretin olması lazım. Sonuçta buna cevaz veren yerler var. Evet. Biz kesinlikle almayın demiyoruz. Haramdır da demiyor hocam. Ama mümkün mertebe bulaşılmaması gerektiği. Ben bulaşmıyorum. Bulaşmayı da tavsiye etmiyorum. Rabbim muhafaza buyursun. Çünkü şüpheli şeylerden kaçmak takvanın en güzel derecesi. Evet kıymetli dostlar sizlerden gelen sorular bu şekildeydi. Yine aklınıza takılan sorular varsa videonun yorum kısmını yazın. Ben burada sizlerin aracılığıyla hocama o soruları iletiyorum. Hocam da cevaplamaya gayret ediyor. Yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.